Kısa kısa makine dinamiği konularına geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi kanalıma abone olmanız. Bir diğeri ise yayınlanan videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açmanız. Ve bir diğeri de elbette ki arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanmasını sağlamak amacıyla bu videoları paylaşmanızdır. Daha önceki videolardan bazılarında mahsal tanımlarını yapmıştık ve bu mahsal tanımlarında da hareketin mahsallarla kısıtlandığını, bazı hareketlere serbestlik verildiğini ifade etmiştik. Mekanizma dersinde öğrenmiş olduğunuz bir kavram daha var. O da terim daha var. O da serbestlik derecesi. Burada da kısaca serbestlik derecesinden bahsedelim. Çünkü serbestlik derecesini kuvvet analizinde kullanıyoruz. Nedir serbestlik derecesi? Bir cismimiz olsun ve bu cismimizde düzlemde bulunsun. Dolayısıyla düzlemde bulunan bu cismimizi X ve Y koordinat eksenlerinde gösterelim ve bir cismimizde böyle bir şey olsun. Bu cismimizin bulumunu tanımlamak için gereken bağımsız parametre sayısını biz cismin düzlemdeki serbestlik derecesi diyoruz. Dolayısıyla bu cismin konumunu tanımlamak için gerekli olan bağımsız parametre sayısı kaçtır? Bir cismi uzayda tanımlayabiliyor olmak için çakışık olmayan iki noktanın konumunu bilmeniz gerekir. Dolayısıyla bu cismimizin üzerinde en az iki noktanın konumunu biliyor olmak zorundasınız ki bu cismin konumunu düzlemde tanımlayabilirsiniz. P1 noktasının düzlemdeki konumu elbette x eksen üzerindeki iz düşümü ve y eksen üzerindeki iz düşümünden bahsediyoruz. X1 ve y1. Aynı şekilde P2 noktasının konumu x2 ve y2 noktaları olacak. X ve y eksenler üzerindeki iz düşümleri. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi toplamda aslında 4 tane parametrenin tanımlanması gerektiği ortaya çıktı. Bu yukarıdaki tanıma göre bağımsız parametre sayısının 4 olduğunu mu gösteriyor? Elbette hayır. İşte daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi burada bir kavramı daha kullanıyoruz daha önce öğrendiğimiz. O da nedir? Katı cisim. Burada katı cismimiz var. Katı cismimiz olduğuna göre bu iki nokta arasındaki mesafe değişiyor mu? Elbette değişmiyor. Ne demiştik? Katı cisim tanımlamasını yaparken kuvvetlerin etkisi altında deformasyona uğramayan cisimlere biz katı cisim diyor idik. O halde biz P1 ve P2 arasında bir denklem yazabiliriz. Bu da doğrunun denklemidir. Eğer o denklemi yazacak olursak L1'in karesi ki bu ikisi arasındaki mesafeyi bahsediyoruz eşittir. X2 eksi X1'in karesi artı Y2 eksi Y1'in karesi. Burada da gördüğünüz gibi bu iki noktayı biz biliyoruz. Cismin üzerindeki iki noktayı. Bu iki noktanın değişmediğini de biliyoruz. O halde bu dört parametreden üç tanesini bu denklemin içerisine yerleştirir isek geriye kalanı bu denklemden bulabiliriz. O halde bu dört parametre birbirinden bağımsız parametreler değil. Üç tanesi bağımsız ama bir tanesi değil. O da bu denklemle elde etmek mümkün olacak demektir. O halde bir cismin düzlemdeki serbestlik derecesi 3 olacak. Çünkü 4 tane parametremiz var. Bunlardan bir tanesi diğer üçüne bağımlı. O halde serbestlik derecesi 3. Düzlemdeki bir uzuv için bağımsız parametre sayısı 3. Yine mekanizma dersinde serbestlik derecesiyle ilgili olarak farklı bir şekilde tanım yapıldı. Bu da nedir? Uzvun yapabileceği, bağımsız olarak yapabileceği hareket sayısıdır. Burada da şekilde gördüğümüz üzere bu uzvu x ekseni üzerinde öteleme gerçekleştirebilir misiniz? Diğer eksenleri etkilemeksizin. Elbette x ekseni üzerinde yani y'yi dik bir şekilde hareket ettirebilirsiniz. Aynı şekilde bu uzvu diğer eksenlere göre sadece y ekseninde hareket ettirebilir misiniz? Elbette ettirebilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla y ekseni üzerinde de öteleme yaptırabilirsiniz. Bir diğer hareket nedir? Bir diğer hareket ise bu uzvu z ekseni ki z ekseni ekrandan size doğru olan eksendir. Döndürebilir misiniz? Elbette x ve y'de hareket ettirmek sizin döndürme yani x ve y'de öteleme hareketi yaptırmaksızın z ekseni etrafında döndürebilirsiniz. Dolayısıyla 3 hareketiniz söz konusu demektir. Yani aslında bu bağımsız parametre sayısı tanımladığımızda 3 tane bağımsız parametre sayısı. Evet, bu 3 tane bağımsız parametre sayısı aslında aynı zamanda hareket edebilirliğini gösteriyor demiştik. Dolayısıyla bu 3 hareketin 2 tanesi öteleme hareketi, bir tanesi de dönü hareketini gösteriyor demiştik.
Toplamda serbestlik derecesi 3 olacak demektir. Bir başka tanım yine serbestlik derecesiyle ilgili olarak mekanizmada öğrendiğimiz neydi? Bu da bu cismi düzlemde kontrollü bir hareketini sağlayabiliyor olmak için gerekli olan eğleyici sayısı, motor sayısı. Dolayısıyla bu cismi düzlemde kontrol edebiliyor olmak için x ekseninde bir eğleyiciye ihtiyacınız var. Buna biz çizgisel eğleyici, lineer eğleyici diyoruz. Yine y ekseninde bir eğleyiciye ihtiyacınız var. Çizgisel eğleyici ve bir de dönüm hareketini gerçekleştirecek olan eğleyiciye ihtiyacınız var. Dolayısıyla 3 tane motor kullanmak zorundasınız. İstenilen hareketi elde edebiliyor olmak için bir cismi düzlemde. Evet, serbestlik derecesi cismin iki boyutlu diğer bir deyişle düzlemdeki serbestlik derecesi